Bu videoda birçok noktaya değinmek istiyorum. Öncelikle siz beni yanlış anlamışsınız. Şunu düzelteyim. Bana skin parası test sürümünde geldi. Öyle beleşi yok beyler. Burada bana verildi. Ben hemen değerlendirdim bunu. 100.000'de mavi öz geldi. Bizim için önemli bir değil. Kostüm önemli. Kostüm alabiliyoruz burada. Karma'yı aldım mesela. Sonra acıma Shen'i de alacağım. Shen'i de göreceksiniz. Shen'i de almıştım. Hatta gözünüz önünde bir tane de kostüm almak istiyorum. 14.300 alınabilir. Harcamak da istemiyorum. Yeni şeyler değilecek çünkü test sürümüne. Onları da değerlendirmek isterim. Başka kostümlerde. Nerede o? Bunu da göstereyim hemen. Şuradan bir çıkalım. Kostümümü Akali'de değerlendirmek istiyorum. Evet, bunu alacağım. Bunu alacağım. Bu bizim bebeğimiz, canımız, ciğerimiz. Güzel bir kostüm. En azından test ederiz. Ne yapalım? Paramız yok. Global Server'da denemeyiz. Burada deneriz. Bu da güzel bir şey ya. Deneriz yani. Burada oyun atarız. Şeyinin de güzel bir duruşu. King Cold Harekatı'nın işareti herhalde bu. Bir şu iki parmak götünüze girsin diyorum. Neyse, hadi diğer soruya bakalım. Bir abonemiz soru sordu. Kartalım, Evelyn yengenin kostümü duruşunu falan göster demişsin. Ya bir gösterelim hemen şurada. Bakalım. Çevirelim. Evet, gelmiş. Ama alınmıyor. Olsun. Güzel bir özellik daha anlatmak istiyorum size. Burada kostümün tipini değiştire, modifiye edebiliyorsunuz dostlar. Bakın şu altta. Ona bastığımda değişti, gördünüz mü? Bir daha basacağım. Siyah oldu. Sarı oldu. Güzel güzel. Bu güzel bir özellik. Diğer şampiyonlarda da umarım gelir bu kostüm değiştirme özelliği. Sabit kalmamasını istiyoruz. Artık açıldı bu özellik. Diğer skinleri de artık yavaş yavaş gelecek. Dostlar, itemlerden konuşalım değil mi? İtemlerin görünüşlerine bakalım bir. Sonra rework sistemlerine bakacağız. Şimdi fizikselde şunun tipi değiştiğini söyleyebilirim. Globalde farklı mesela. Sonra buradaki bunun görünüşü değişti. Bir görünüşleri atalım. Bunun görünüşü değişti. Hızlı geçelim. Şuradan omurga kırını ve ilah sildirini anlatacağım. Sonra şu büyüye bakalım. Büyüde de değişiklik var arkadaşlar. Tiplerin olarak, itemlerin görünüşleri olarak. Mesela bu değişti. Kırmızıydı, mavi olmuş. Geçelim. Daha burada farklı değişik şeyler var mı? Bakalım. Hayır. Bu da rework'e uğradı arkadaşlar. Bunu pek Çince olacak ama anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Omurga kırını anlatalım ilk baş. 3000 farmla geliyor. İngilizce versiyonunu şuraya koyayım, yabancılar görsün. Ben size Türkçesini anlatacağım. Şimdi şöyle bir örnek üzerinde anlatalım bunu. Şimdi herkes aşağıda, ben yukarıda tek başıma takılıyorum. Bana niye gelmiyorsun diyorlar. Ama ben omurga kırını çekmişim üzerime. 10 ila 50 arası ilave zırh ve büyü direnci kazanıyorum. Bu seviyeye bağlı olarak değişebilir. Bazen 30 olur, bazen 40 ama 50 ile 10 arası. Tamam. Yapıları %20 ilave de ekstra hasar veriyorum. Yani kule güzel açabilirim. O koridoru yarabilirim. Yanımdaki minyonlar da ekstra 50 ile 170 ilave zırh ve büyü direnci kazanır ve onlar da yapılara %200 hasar verir. Ama bunlar sabit minyonlar için değil, süper minyonlar için geçerli. Bir örnek atalım, video atalım da görün. Omurga kırın alıyoruz. Omurga kırınımız, bakın yanımda, Akali'nin yanında bir işaret var. Bu minyonları güçlendiriyor. 3 vuruşta, 4 vuruşta kule gidebiliyor. Bakın minyonları gördünüz mü? Bir karartı aldı. Hop, gördünüz mü omurga kırını? Bende omurga kırın var. İlah sildireni de anlatacağım. Omurga kıran kule itmede çok işe yarıyor. Bakın şu gücü ayrılıyorum, bakın yanından gideceğim. Minyonların gücü gidecek. Benim yanımdaki o, bakalım. Gördünüz mü silik karartı var ya, yanımda karartı olan minyonları veriyorum gücü. Bak minyonlar tekrar güçlü oldu şu an. Süper minyonlar için geçerli beyler, normal minyonlar için geçerli değil. İlah sildiren. Şimdi İngilizcesini koyalım, Türkçesini anlatalım. Bir kez 3300 farmla geliyor. Biraz pahalı değil mi? Bunu nasıl anlatalım biliyor musunuz? Bu ilah sildireni. Şimdi ben Darius'u aldım ya da Jhin'i aldım. İkisi için anlatıyorum. Bir yetenek kullandığımda 10 saniye içinde normal saldırım hemen hedefin maksimum sağlığının %10'una, Darius'ta bak, Jhin'de ise %7'sine eşit ek fiziksel hasar veriyor. Bu bir. Bir de bunun iyileştirmesi var. Fiziksel hasar verdi ama rakip şampiyon maksimum sağlığının %'sine kadar iyileştirir Darius'ta. Jhin'de ise
%3'üne kadar iyileştirir rakibin maksimum sağlığına oranla. Ve bunun bekleme süresi de 1,5 saniyedir. Jin ve Darius için anlatıyorum. Yani ilah sildirini yakın dövüşçü için mi kullanacaksın? Menzilli şampiyonlar için mi kullanacaksın? Burada çok kritik bir ayrım var. Elemental Rift, yani şu dragonları bir konuşalım. Sınırlı mod olduğunu söylüyor. Kısa bir süre için açıkmış bu mod. Arkadaşlar, evet, ejderler konusuna değineceksek hayırlı olsun. Mesela şunu açtım. Tek başıma çarpsız kestim. Evet, daha ejderini gördüğünüz gibi duvarları akıyor. O, burada bir engel var mesela. Artık öyle patır patır kaçamayacağız. Mesela dolaşalım, 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 dolaşalım. Başka nerede engelimiz var? Evet. Bu arada Baron 13 dakika sonra geliyor. Burada da bir tane duvar var beyler. Bu aralarda duvar var herhalde. Güzel. Bunları da incelemek güzel oluyor sizle birlikte. Dağ ejderini gördük. Yıkılacak. O şeyi de görmek istiyorum aslında da oyun bitecek şimdi. Şurada da şey varmış. Lan bu arada var ya, katliam çıkar ha. Bu tarafta. Daha fazla detay vermek istiyorum. Şu mesela doğuşları da konuşalım. Şu emojileri de konuşalım. Yenilenmiş. Size de hepsi gelecek. Mesela bir doğuştan bir örnek atalım şuradan. Şu sesi kısalım. Bakın böyle bir doğuş atılıyor. Karşında küçük minikler var. Küçük piç temalar var orada. Bu da böyle bir şey. Mesela bu da böyle. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. 2021 bu zaten vardı galiba ya. Şu güzel mesela bak. Şunu ben beğendim. Bu güzel bir özellik. Emojileri bakalım değil mi? Bu hızlıca koşma arkasında bir süs. Bu da böyle bir süs. Bu gelir, inşallah gelir. Şu an test sürümünde bunlar var. Bu zaten vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Emojilere bakmak istiyorum. Emojiler önemli bizim için. Bakın. Evliliğinin yeni kostümüyle birlikte emojisi burada. Sonra bu yoktu. Bu da yoktu. Lee Sin'in kostümü var bu videoda. Hemen anlayacağım ama şu emojilere bir bakalım. Bunlar var zaten. Bu neymiş? Bu güzel bir şey. Dur. Olmayanlar nerede? Mesela bu vardı galiba. Bunu bilmiyorum. Bu yok mesela. Şu Lee Sin'in kostümünü göstereyim size. Lee Sin'in kostümünü göstereyim size. Ama inşallah gelir de sanmıyorum. Çin sürümünde var beyler bu kostüm. Gördüğünüz gibi. Burada alınmıyor. Bakın. Lee'sinin bu. Bunu görünce turisti geliyor aklıma. Evet, benden farklı şeyler sorabilirsiniz. Abi dereceli bir maç at Shen'le Karma'yla. Atarız. Abi şu ejderleri bir oyunda denesene. Yaparız. Sonra ne yapalım? Ya bana bir fikir verin. Sizin için video çekerim. Sıkıntı yok. İlah sildireni ve omurga kırığını da maç içinde alıp setle belki denerim. Ya da şenle. Bakalım. Videoya like atıp beğenmeyi unutmayın dostlar. Bu arada yabancı kanallara da mahkum değilsiniz artık. Artık elimizde bir test sürümü var. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi hep anlatmaya çalışıyordum size. İlk davranmaya çalışıyordum. Artık daha önce davranacağım onlardan. Siz bu kanala abone olun, like atmaya devam edin. Beni destekleyin dostlar. Her zaman sizi bilgilendireceğim.